فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. politikalardan vazgeçmeye Keşmir toplumunun var olan potansiyelini geliştirerek barışın imkanlarını. Değerli misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Pakistan İslam Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği ve ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşriflerinden dolayı bize özellikle 1566 yılında Osmanlı sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa o dönemin Fransız elçisini çağırıyor. Ve ondan sen Barthelme katliamını soruyor. 24 Ağustos 1572'de önce Paris'te başlayan bir katliamda 2 gün içerisinde 10 binlerce protestan Katolikler tarafından katledildi. Hindistan arasında bir savaşa dönüştü. Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırdaşı olan Keşmir bölgesi bugün fiilen 4 parçaya ayrılmış durumdadır. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. I would like to thank you all for your presence here today. Your participation in this event to commemorate the Kashmir Solidarity Day in Turkey is yet another manifestation of the worldwide support for the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. Despite international outcry, pellet guns, the results of which you just saw in the documentary, are still being used for maiming and blinding men, women, and children. Kashmiris continue to endure excessive and disproportionate. For the past 7 decades, the Jammu and Kashmir dispute continues to remain one of the biggest challenges faced by the Muslim Ummah and has many parallels to the plight of the Palestinians. The people of Pakistan, the Kashmiris across the globe, members of the Muslim Ummah, and indeed every person with conscience is truly grateful to the people of Turkey for their steadfast support and unwavering support for the just struggle of the people of Kashmir. Kashmir aslında İkinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan yeni dünya düzeninin içinde 70 yıldır ne yazık ki her gün biraz daha kötüye giden bir manzarayla karşı karşıya. 2 tane önemli problem var. Bunlardan bir tanesi Filistin, aynı yaşta Keşmir'le, öbürü de Keşmir. Elbette bir ümit var, olacağız ki gayret gösterelim. Kusura bakma, ben kendimi de aynı tepeye oraya koyarak söylüyorum, biz gazel okuyoruz. Keşmir için azatlık günleri uzak değildir diye düşünüyorum. Emperyalizmin sürdüğü ve sömürdüğü tüm ülkelerde aslında umutsuzluğunu bir yanılgı olarak değerlendiriyorum. Çünkü İslam alemi zayıf ve güçsüz değildir. Dağınıktır, bu doğru. Ne istediğini tam bilmemektedir, bu da doğru. Ama çözümün ne olduğu, nasıl kurtulacağına ilişkin sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi projeler aylardan beri, yıllardan beri Keşmir meselesini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya duyurma sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Keşmir asıllı şair Muhammed İkbal'in köylüyü, tarlayı, ırmak ve caddeleri sattılar, bir ulusu sattılar, hem de ne ucuza sattılar dizeleri acı gerçeği gözler önüne serdiği gibi bizim de grup İnsanlık olarak meseleleri bu meseleleri çok yakındı. Keşmir halkı onu çok sever. Çünkü kendisi bu davaya uzun zamandan beri dahildir.
ne zaman Türkiye'de Keşmir meselesi konuşulsa Profesör Doktor Oya en yüksek sesle konuşanlardan birisiydi. Modern bir muhafazakar olarak bilinen Profesör Doktor Oya dürüstlük ve dik duruş sembolüydü. Kendisi vizyonu olan bir kişi ve üretken bir yazardı.